Şükür kardeşler, şükür Allah'ımıza. Bu sabah yine beraber toplandık. Yine Allah'ımızı yüce hatırlayalım. Allah'ı ölüm kardeşler. Şükür olsun artık bunun adına. Hani bu havalarda bizi koruyup bekleyip yardımcı oluyor kardeşler. Ben de çok teşekkür ederim. Geçen hafta öyle düştüm buzda. Zannettim yere oynadı kardeşler. Karardı bütün. Ama şükür olsun Allah'ımızı. 4-5 günde geçti gitti kardeşler. Hani bir kırıklık yok Allah'ımız koruduğu için. Herkesi de korusun kardeşler. Bütün kardeşleri korusun Allah'ımız. İsa Mesih kardeşler dua edelim. Bağıralım babamızı şükür olsun onun adına. Hani o bizi koruyor, yardımcı oluyor. Bu kıştan da geçirmeye bize yardım ettiği için binlerle binlerle şükür kardeşler. Şükür olsun onun adına. Buyurun şahitlik var size. Şükür Allah'ımıza, şükür Mesih'imize, şükür olsun onun güzel adına. Hani bugünkü gün gene beraberiz kardeşler. Binlercesine şükür ediyorum. Ona ne kadar şükür ettik artık. O bizi koruyor, bekliyor, seviyor bizi. Biz de sevelim onu, ayrılmayalım onlara kardeşler. Bu kışlarda hani bizi koruduğu için, bu kadar tuttuğu için bizi binlercesine şükür ediyorum. Bu güzel Allah'ımızda. Hiç ayrılmayalım. Son güne kadar onunla beraber olalım. O bizim kurtarıcımız, o bizim her şeyimiz. Ona yalvarıyoruz, ondan istiyoruz, ondan bekliyoruz. O bizim her şeyimiz kardeşler. Sevelim onu, son güne kadar onunla beraber olalım, ayrılmayalım ondan. O bizim her şeyimiz. Hasta da olsak ona bağırıyoruz. Neyimiz de olsa ona bağırıyor. O bizim zahir duaları. İşi diye yardım yapalım. Şükür sana Mesih'im, senin yanında. Şükür abi. Bütün köyümüzü korusun. Şu fiyarları korusun. Herkesleri korusun. Amin. Yardım etsin. Güzel Allah'ım sen bırakma bizi. Şükür abi. Buyurun başka kardeşler. Sıçan gelsin. Şükür Allah'ıma şükür Mesih'e kardeşler. Binlerce şükürler olsun onun dili adına hani köyümüzü korudu kardeşler. Televizyonda bakıveriyoruz o kıyametlik, o vodnenyalar, o ölümler, o kıyametlik. Bütün aklım uçuyor acıyam. Hani hiç tanımadık insanlara acıyam kardeşler, duvacı oluyam. Allah onlara sabır, gayret versin, kuvvet versin. Yardımcı olsun o insancıklara da. Bütün köyü almış su, bütün ziyanlık olmuş. Hani bizim köyümüzü çok korudu. Çok yardımcı oldu. Şoförcüklerimizi, baş şoförlerimizi korusun. Bütün şoförcüklerimizi korusun. Şükür ediyorum Allah'ıma kardeşler. Bu dire Allah'ım çok yardımcı oluyor. Koruyan, bekleyen, yardım eden o kardeşler. Ondan başka kimseye, biz uşaklarımızı koruyamayız. Biz uşaklarımıza bir yardım yapamayız ama ona teslim ettik, Allah'a teslim ettik, Allah'a verdik onları. O Allah güdüye, Allah aklından, fikrinden, sabrından, gayretinden veriyor, koruyan odur kardeşler. Duyalım kalkın, duyduk bu Allah'ın kuvvetini kardeşler. İnkılaf onun için konuşalım, Allah çok seviniyor kardeşler. Şükürler olsun binlerce onun dili adına. Hani beni de evde ayakta tutuyor kardeşler. Giyiveren kumalarımı en büyük karda, en büyük şeydi. Karlar nazik devanı kardeşler devan. Maalesef korkma, abi hiç korkma ama Allah benimle kardeşler. Buzda kimse çıkmaz, ben çıkıyorum gidiyorum yüzeyim dolaşma. Bulgar Mahallesi'ne gidiyorum, öteye beri ben gidiyorum beni arayan olmasın diyeyim. Onlara. Gene kim koruyor? Allah koruyor. Çok kötülük oldu köy, dolayda etrafta ama bizim köyümüzü çok korudu. Korusun onları da, hepsi cini korusun. Bütün mü dünyayı korusun. Kardeşler bu diri Allah'ım. Ona güveniyaz, ona sığınıyaz. Kötülük var, kötü saldırıyor ama dua ediyaz Allah yardımcı oluyor, kaldırıyor bizi kardeşler. Ona güveniyam, ona sığınıyam. Her şeyimi verdim ona, o problemlerimi o çözüyor kardeşler. Şükürler olsun o diri adına. Dostlarımız da korusun. Kardeşler. Yoksa yapalım şu planlar. Babacığım sana geleyim. Sana şan, 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 sana ş
Biz de sana güveniz yarabbim, biz de umudumuz sana bağlık yarabbim. Teşekkür ederim hani bırakmadın bizleri, bugün de topladın senin toplantına yarabbim. Senin kutsal ruhun bütün, sen istediğin gibi olsun her şey sağ. Şükürler rahatla olsun sana her şey. Gene şükür. Şükür abicim. Şükür. Şükür karşı Allah'ımıza, şükür İsa'ya bugün gene topladı bizleri. Onun adını Yüce Yatriz. Yani o büyük, o kuvvetli kimi Yüce Yatriz? Kendimi Yüce Yatriz'ince ikinci gün düşüyüm. Bir iyilik yaparsaydı biraz gurur gelir bize, gene düşüyüz. Ama Mesih'e hiç gurur gelmedi, bizim için hayatını verdi. Bizim için her şeyi yaptı. Ve en önemlisi öldü ve üçüncü gün dirildi, bize hayat verdi. Ve ben buna sevineyim ve sevineyim, üvülecek bir insanım, bir Allah'ım var, o da Allah, yani onunla üvüneyim. Başka şeylerin üvünemem bu dünyada, ama şükürler olsun, gene de sizin söylediğiniz gibi kış, kürtün, yani zor günler, ama Allah gene korudu bizleri. Amin. Biz, yani bazıları, ben kendimi koruyabilirim, hayır Allah seni korumasa olmaz. Yani Allah seni korudu, ama kitap söyleyi güçlük çekeceğiz. Açlık çekeceğiz ve problem gelecek, dert gelecek ama ne lazım? Allah'ta kalmamız lazım. Amin. Allah'ta kalalım, onun adını Yüce Yatriz'im, o bizleri bırakmayacağız. Çünkü yani benim her vakit aklıma geliyor, ne zaman İsa öldü, şeytan çok sevindi. O kadar çok sevindi, bütün her şey benim dedi. Ama üçüncü gün bir ses çıkınca İsa dirildi. Ve ben düşüneyim, bir problem gelince benim başıma, yani bir gün o problem kalıyor, iki gün kalıyor, üçüncü günü artık İsa, üçüncü günü şeytan sevinmesin o kadar çok. Üçüncü gün o problem gidiyor, kalmayın. Ve şükürler Osmanlılarımıza, İsa diri göklerde bize yardım ediyor kardeşler. Çok selam var size bütün kardeşlerden. Ama bütün camilere gidemedim, çok kar oldu şey, gidemedik. Birkaç camiye gittik ve herkes dua yapıyor birbirine. Bütün kardeşler dua yapıyor birbirine. Ve bir şahitlik söyleyeyim, o kışta, o kürtünde haber ettiğim bir kız kardeşe telefon kaldırdım, sorayım ne oluyor, ne gidiyor? Çünkü gerçekten zor. Odun var mı? Yani yanayım mı peçka? Haber ettim kız kardeşe. O şükür şükür güzel konuştuk. Onun suyu yok. Çeşmesinde kestiler şey, suyu durdurdular. Ve bütün kardeşler kim gidiyor ona gezmeye, her sabah gidiyorlar, hem dua yapıyorlar orada, hem Allah için anlatırlar. Herkes bir tuba su getiriyor ona.
Herkes bir tuba su gibi. Ama o kış basınca o kadar bayırda oturuyor, o kadar fena yerde oturuyor. O kış basınca yok kardeşler de primeyi. Çünkü kar şey düşecekler orada. Ama odun dedi yakıyız ısınamaz dedi. Rüzgar var her taraftan. Tık sokuyormuş camlara, şeylere. Torununla yaşay. Ve yorganda duruyoruz dedi. Ama suda suya iniş şimdi. Hadi öyle böyle biz gene sınıyız peçkada. Ama suya inişim. Hem de ekmek dedi. Amur kareyiz yapıyız. Buluyuz o kadar buluşturuyuz. Ama suya düşünün ne yapayım su için. Sucuk gelmiş demiş. Sal çeşmeni bu kış için biz salıyız bütün suları demiş. Çünkü donmasın taraflar. Sal çeşmen gitsin abi. Ve o kadar çok sevindi. Yani bazılarına ne şey bu. Ama o ona çok güzel geldi. Yani ona o kışta o kültünde suyu var ve her şey güzel oluyor o zaman. Yani tamam. Gitmeyecek, beklemeyecek lazım gitsin nereye su taşıma. Ama şükürler olsun Allah'ımıza. Allah bazılarımız deriz, ben atıldım. Beni nerede görmüyor beni Allah. Beni sanki beni terk etmiş. Ben o kadar düşkün, o kadar fakir, ben artık bittim. Yani beni görmüyor bu Allah, beni hiç yapma. Korkma o görüyor. O görüyor. Yani o senin için, o bizim için kendi hayatını verdi. Nasıl görmeyin? Bir ana uşağını görmeyin mi? 5 tane uşağın var belki, 10 tane uşağın var. Ama o görüyor. En küçük belki, ama ilk yapınca o görüyor. Büyükleri gezini, o küçük köşeye düştü belki. Yatağın altında düştü, yatağın altında girdi. Ama gene de anası görüyor onu. Ama seni görmeyecek mi? Belki bütün dünya seni en küçük görüyor, en düşkün görüyor, en şey görüyor. Ama Allah seni görüyor, seni bırakmayın. O sana yardım yapacak. Ve ben okuyayım biraz. Elçi Paulus'un Timoteos'a ikinci mektubu, bölüm 2. Yani bu bölüm çok güzel geliyor bana. Paulus Timoteos'a yazdı. Ne lazım? Yapmışım camilerde. Sağlam lazım kalsın. Vaaz etsin. Yalandırmasın. Sözü toçta söylesin. Ama zor. Zor. Allah'ın sözü zor. Allah dedi sev düşmanını. Bu kolay mı? Zor. Ama o dedi söyle gerçeği. Sev düşman. Ama nasıl yapacağım ama. Sev onu. İste Allah'tan o verecek sana. Ben gördüm beri Allah. Ve bak ne söyledi. Bölüm 2. Bu nedenle yani Paulus yazdı Timoteos'a. Bu nedenle sen ey oğlum, Timoteos'a söyleyin. Mesih İsa'da olan inayete güçlen. İnayete demek merhamete, sevgiye. Bu nedenle ve ben söyleyeyim size bu nedenle siz bu inayete, bu Allah'ın merhametine güçlen. Güçlükle inayette kal. Merhamette kal. Ve birçok tanık önünde benden işittiğin şeyleri başkalarına öğretebilecek sadık adamlara emanet et. Yani ne işittiysen, ne öğrendiysen kitapta, yani Paulus Timoteos'tan gez, ne işittiysen benden sağlam üretiyi ver hepsine. Yani kim isteyen uşağı ben ateşte işleysin değil mi? Ama her şeyi yapacağım uşağım okusun, o benim gibi ateşte işlemesin. Süpürgede işleyesin, kış günü süpürüyorsun sokaklarda. Her şeyi yapacağım, ben uşağım okusun, o süpürgeci olmasın. Ne için? Çünkü Timoteos öyle söyledi. Yani öyle yap, sağlam insanlara benim sözümü söyle de tutsunlar onu. Onlar da görsünler. Onlar da gitsinler. Ve birçok tanık önünde benden işittiğin şeyleri başkalarına öğretebilecek sadık adamlara emanet et. Yani bırak bu sözleri sağlam kardeşlere. Bırak onlara. Onlar da Allah'ın adını cihattesinler. Onlar da inanç yapsınlar. Kardeşler inanç olsun. Yani güvensinler. Bu nedenle sen İsa Mesih'in iyi askeri olarak güçlük çek. Siz askerlik yapmadınız kadınlar. Ama uşak doğurdunuz. Gene de zor çektiniz, zorluk çektiniz. Ama bu askerlik, yani benim aklımda ne zaman askere girdim. Ninem babam getirdi beni askere. Bilmiyorum babamla annem beraberdi ama ninem babam değil. Çok sene geçti. Yani ne zaman girdim askere, o portalar kapandı ha. Bitti. Ne ninem, ne babam, ne insanın, o adam ne söylerse onu yapmışsın. Eğer onun söylediğini yapmazsan askerde,
sen kurtaramazsın. Cenaze bile vardı oldu, bir çocuk öldü ama alamadılar cenazeyi bir günde, iki günde. Senin uşağın, gene de yapamazsın bir şey. Olmay. Yani sen askere girdin mi, o kapitan ne söyleyecek, sen onu lazım yapasın. Nasıl söylerse öyle yapasın. Ve bak, ben bir şahitlik yapacağım size. Bu nedenle sen İsa-ı Mesih'in iyi askeri olarak güçlük çek. Askerlik eden adam kendisini asker olarak seçeni hoşnut etmek için bu yaşamın işlerine karışmaz. Sen askere girdin mi, bu dünyada ne oluyor ne gidiyor sen karışamazsın, senin işine girmeyin. Ama bu dünya böyle oldu, öbürsü böyle oldu, senin işine girmeyin. O adam, o kapitan ne söylerse öyle oluyor. Ve ben düşündüm, biz daha askerden çıktım, o zaman özgür oldum, değil mi? Ama şimdi asker olduk, biz hepimiz asker olduk, Allah'ın askeri. Amin. Allah'ın askeri ama bütün hayat için. Allah'ın askeri olduk ve Allah bize ne söylerse biz onu yapacağız. Ve bu dünyanın işine karışma. İki karı dedikodu yapmış, sen üçüncüsü olma. Artık karışma. Sen iki kişi lahi söylerse git üçüncüsü, sen de lahi söyle, Allah'ın işini yap. Askerlik eden adam kendisini asker olarak seçenek koşnut etmek için bu yaşamın işlerine karışmaz. Ve bir adam güreşirse de kurallara göre güreşmedikçe başına çelenek konmaz. Emek çeken çiftçi önce ürünlerinden hissedar olmalıdır. Söylediklerime dikkat et. Ve Rab sana tüm şeylerde anlayış versin. Şükürler olsun. Bütün her şeyde Allah bize açıklasın. Yani anlayış versin. Ve biz bakıyız yani, bu kar çok yağdı şey. Ama bu bereket bana söylediler. Ben anlamayayım bu şeylerden. Ama kim suvan, sarımsak ektim ve her şey toprak güzel olacakmış, her şey iste olacakmış. Şükürler olsun, Allah bilin şimdi. Yani bazıları yaramaz, çok yağdı, çok böyle, ama çok bereket olacak. Ekmek olmasaydı ne yapacağız? Ama şükürler olsun, biz bilmeyiz işimizi ama Allah işini biliyor. Ve geceyi gündüzü o yaptı, yıldızları güneşi o yaptı. O biliyor neyi nasıl sıraya koysun. O kadar güzel kuşlar yaptı, çiçekler yaptı. Bir bilkaları bile o yaptı. Her şeyi Allah yaptı. Yani o öyle yaptı, bilkadan ekmek çıkarız. Biz sadece biz ilaç yapıyorlar, gene de şifalık veriyor. Allah'ın bir şeyi değil boşuna kardeşler. Allah her şeyi tam yaptı ama sen de lazım ona asker olasın, tam asker olasın. Ve ne dedi? Söylediklerime dikkat et ve Rab sana tüm şeylerde anlayış versin. Benim İncil'ime göre Davut'un doğumundan olan İsa Mesih'in ölüler arasından dirildiğini hatırla. Ve bu şeyi ben hatırlayınca her şey bitiyor. Yani ne gelirse gelsin başıma, ne olursa olsun, Allah sanki bir zvanet gibi bir şey yüreğimde söyley, ben diriyim, bana güven. Benden iste, ben sana vereyim. Ama bazı biz istemeyiz kardeşler, bazı biz direşiyiz, biz kendimiz yapacağız, biz kendimiz sıraya koyacağız. Ama diz çökünce, dua yapınca her şeyi sıraya koy kardeşler. Ben nasıl söyle, yani kitapta söyle, yazayım. Yani gemi... Lotka, Bulgarca değil mi? Gemide. Ve İsa'yı gördüler, o yürüyü suda. Petrus mu? Kim söyledi? Öğretmen, ben de yürüyeyim. Hadi gel dedik. O gitti. Birkaç adım attı. Ama görünce kendini nerede? Batmaya başladı. Şüphe duydu. Oo nasıl? Oo öğretmen, tut beni. Biz de öyle. Ben yapacağım, ben her şeyi sıraya koyacağım. Teşhine gideyim, böyle yapayım. Gidirken düştün. O zaman düşünce geliyor aklına. İsa gene gel. Yani biz öyleyiz insanlar kardeşim. Ama şükürler olsun içimizde bir zvanet var. Allah'ın ruhu var, bizi hatırlattırıyor. Bize yardım yapıyor. Bizim aklımızı başımıza koyuyor. Ve biz gene ona bariz, ona güveniz kardeşler. Ve ne dedi? Söylediklerime dikkat et ve Rab sana tüm şeylerde anlayış versin. Benim İncil'ime göre Davut'un doğumundan olan İsa Mesih'i ölüler arasından dirildiğini hatırla. Yani İsa ölülerin arasından dirildi, bunu hep hatırla. Onun için ben bağlara dek kötülük işleyici gibi sıkıntı çekiyorum.
Ama Allah'ın sözü bağlı değildir. Şükürler olsun. Yani Paus çekti, çok acı çekti, çok şey. Ben hep acı çekeyim. Allah'a itaat edeyim, Allah'a güveneyim, Allah'a var. Hep acı çekeyim. Ama şükürler olsun, ben bağlı değilim dedi. Allah'ım, yani ben ücret attıracağım Allah'ım, bırakmayacağım. Bu nedenle seçilmiş olan kişiler için tüm şeylere tahammül ederim öyle ki onlar da Mesih İsa'da olan kurtuluşa sonsuz yücelikle kavuşsunlar. Ve bak ne dedi? Şu söz sadıktır. Çünkü eğer onunla öldüysek onunla da yaşayacağız. Amin. Eğer onunla öldüysek Adem ile Hava öldü. Yani günah işlediler ve Allah dedi yani yemeyeceğiniz bu meyveden. Eğer yerseydiniz bu meyveden mutlaka öleceksiniz. Günah işlediler, öldüler. Yani öldü ama ne oldu? İsa geldi, bu ölümü çözdü. Nasıl oldu? İnsan öldü ve gene insan oldu İsa. O insan oldu, o da öldü. Bütün her şeyi kaldırdı. Biz de rahat rahat imanla gidiyoruz kardeşler. Ama bak, bazı insan anlayamaz bu şeyleri. İman etmezse. Yani çok insan gördüm, bu olamaz, bu böyle, bu şöyle. Ama iman gelince yüreğine, o zaman her şeyi kabul ederiz. Yani imansız olmay. Nasıl anahtar? O tohumu koymazsan toprağa nasıl büyüsün? Parmağını mı koyacaksın büyüsün? Hayır, lazım ekilsin o tohum oraya. O zaman Allah sulayacak, Allah bereketleyecek. Biz de anlamayız nasıl oluyor ama biliriz ki Allah yapıyor kardeşler. Şu söz sadıktır çünkü eğer onunla öldüysek onunla da yaşayacağız. Eğer tahammül edersek onunla da krallık edeceğiz. Eğer onu inkar edersek o da bizi inkar edecek. Eğer biz iman etmezsek o yine sadık kalır. Kendi kendini inkar edemez. Yani sen ister inanç ol ister olma. Sen ister öyle yap ister yapma. Ben Allah'ım, ben yerindeyim. Dün, öte gün, bugün, yarın Allah aynıdır, yerindedir kardeşler. Sadece biz kaçırız yerimizden, biz saptırız yerimizden. Bu şeyleri onlara hatırlatıp Rabbin önünde onları uyar ki işitenleri yıkılmasına sebep olup hiç faydası olmayan sözler için kavga etmesinler. Gerçek sözünü, yani bazı, bu şeyi söyleyeyim size. Bu şeyleri onlara hatırlatıp Rabbin önünde onları uyar ki işitenlerin yıkılmasına sebep olup hiç faydası olmayan sözler için kavga etmesinler. Bazı öyle çekiş yapıyoruz, hani hiçbir şey yok arada. Ben bakayım benim uşaklarıma ve göreyim kendimizi. Yani bazı öyle oluyor. Vay benim uşaklarım, diyelim televizyon bakıyorlar. Birisi öbürsü öbür programa istedi, öbürsü öbür programa, öbür detki istedi. Oo koca çekiş o, ne oldu ne çekişti? Aa ben istedim onu bakayım, öbürsü istedi onu baksın. Yani ben bu detki isteyeyim, o bu detkiyi bakayım. Bir şey yok kardeşim. Bakın ikiniz de. Bazı kardeşler biz öyleyiz. Bir çekiş yapıyoruz, bir darılmalık oluyor bizim aramızda, bir şey geliyor. Ama sonra oturursan, düşünürsen, Allah'a imanla dua yaparsan, ve ne varmış buraya kadar bu şeyde? Hadi affet onu, bitsin bu şey. Yani ne öyle istedin, hadi öyle yap, öyle katıl ona. Ama bazı şeytan bizi karıştırır karşıya. Ama biz sağlam olalım ve onun askeri olalım, ondan her gün isteyelim, ondan her gün dileyelim ve o bize yardım yapsın. Amin. Yani her vakit söyleyeyim, en güzel şeyi öğrendim. Sabahtan kalkınca, yani benim birinci işim kahve yapmışsın. Herkes öyle herhalde. Öyle alıştık, öyle gidiyiz. Bir kız kardeş söyledi. Var ya da bilmiyorum size söyledim mi? O söyledi Aliş kardeş dedi. Ben nasıl yapayım? Benim ağzım çok miskin. Yani o kadar miskin ağzım. Olmay dedi. Uşağı taşa uğrayayım, ayağımı süveyim dedi. Yani böyle olsun süveyim, ben nasıl süveyim dedi. Tamam kardeşim, sen öyle. Ben senden daha beterdim başta. Ama nasıl oldu? Söyleyeceğim sana nasıl oldu. İman ettim Allah'a. Ve iman ettikten sonra yavaş yavaş alıştırmaya başladım kendimi. Eskiden saat 12'de kalkırdım, ekmek yemezdim. Şimdi sabah erken kalkayım, duamı yapayım, kahvemi yapayım. Ama oldu birkaç sene alıştırdım ki, şimdi ne yaparsan yap, bana ben kalkınca duamı yapayım, kahvemi yapayım, ondan sonra oturayım. Ama öyle oluyor artık.
Sen de alıştırmadın, istemezsin alıştırı. İstersin öyle kalma Onuştan. İstersin bugün çekişme, seni kimse durduramaz. Bir iki kişi durduracak seni, sen bulacağın yolunu gene çekişecek. Öyle istersin ama eğer istemezsen, eğer alıştırırsan kendini, sen alışacaksın ve o suyumayacak. Ve biz de aslında öyleyiz kardeşler. Şükürler olsun Allah'ımıza, bu İncil bizi değiştiriyor. Yani bu İncil bizi o kadar güzel sıraya koyuyor ki ben anlayamayayım zaten nasıl oluyor. Ama şükürler olsun. Yani bu kız kardeşe söyledim, alıştır kendini yavaş yavaş. E bilmiyorum şimdi alışayım yavaş yavaş ne oluyor. Ama seveyim Allah'ı dedi. Yani cami o kadar güzel geçiyor. Camiden zaten istemem çıkma dedi. Ne çabuk bitiyor bu cami dilimde, o kadar çabuk geliyor bana. Ama çıkınca o uşak kızdırı beni bu. Öyle alıştırdı kendini. Alıştır kendini, buradan çıkınca kimseye bir şey yapmayacağım. Gideceğim eve bana, iştirmeyeceğim. Birisi şey etse de gene alıştırmayacağım. Bir kere yap, iki kere yap, bir sene sonra diyeceksin, aa dişilmişim. Dişiliysen kardeşim. İstersen Allah'a yakın olma, istersen gerçekten daha diş çökünce, Allah deyince gelsin sana, yavaş yavaş onun askeri ol, sağlam bir asker ol. Hepimiz askerlik yaptık orada, dil mi yapardık çocuklar? Çeşitli askerler vardı. İçkici asker vardı, narkoman askeri vardı. Çekişçi asker vardı, güzel asker de vardı. Güzel asker, hani ne söylüyor adam onu yapardık. Ko biz güzel asker olalım Allah'ımıza karşı. Ona itaat edelim, o bizlere yardım yapacak. Ve ne söyledi? Bu şeyleri onlara hatırlatıp, Rabbin önünde onları uyar ki, işlerinde işitenlerin yıkılmasına sebep olup, hiç faydası olmayan sözler için kavga etmesinler. Gerçek sözünü doğru görerek kendini Allah'a makbul, utanmaz bir işçi olarak göstermeye çalış. Ama bozuk ve boş sözlerden çekin. Çünkü onlar tanrısızlıkta daha da ileri gidecekler. Ve onların sözü ülser gibi kemirecek. Kimonaos ve Filetos bunlardandır. Artık diriliş olup bitti diyerek gerçek hakkında saptılar ve bazılarını imanını alt üst ediyorlar. Yine Allah'ın temeli sabit durup mühürü şudur. Rab kendinin olanları bilir ve Mesih'in ismini anan her kimse fesattan ayrılsın. Şükürler olsun. Yani Rab herkesi biliyor. Ama kimde fenalık varsa, kimde fesatlık varsa yavaş yavaş ayrılsın ve Rab'be yakın olalım kardeşler. Ama ben bu bölümden anladım. Sağlam bir asker olalım Allah'ımıza. Askerlik dünyaya karışma. Yani dünya böyle oldu, şöyle oldu. Sen dünyaya bakma. Gel Allah'ına dua yap. Allah'ına güven. O seninle beraber olacak kardeşler. Şükür. Amin. Yapalım dua kardeşler, yavrum. Dua yapın bugün Raf kardeş, William yani gelecekler Romanya'da. Ama hava bilmeyiz nasıl olacak. Yani bir problem olmadan sağ salam gelsin. Bugün çekilecekler. Babacığım geri sana geliyiz, onlardan isabetini yarar. Sen çok büyüksün ve sen çok kuvvetlisin, birisi göklerdesin. Şimdi ben sana evlerimi kaldırayım, senden isterim ve senden kıyımlısa. Sana geliyim yarar bu kardeşlerim için. Onların dertlerini, problemleri için evliyeyi istemişsin yarar. Biz sana geliyiz yarar. Biz senden isteriz. Senin kuvvetin ve senin bereketin dökülsün onların üzerine yarar. Aydınlık verenlerin kanı kürekleri yarar. Soğuk kürekleri sıcak yap onlar insan. Ben sana evlerimi kaldırsın insan. Ben senden isteyim yarar. Senin kuvvetin ve senin bereketin dökülsün onların üzerine yarar. Sen öyle ki yap bir akılda, bir fikirde, bir sevgide yap bizler insan. Çünkü asla ara fakirlere sen geldin yarar. Hürsüzlere sen geldin insan. Hem de ara sonra kardeşlerimize. Asla yarar aslanlara sen yardım edeceksin. Sen bırakma canımları yarar. Ben sana imanla geliyorum. Kim ne acilen, kim ne sızılen, kim ne problem bilgesi. Bugün alanlardan çalışırsa. Bugün alanlardan problem bilgesi. Ben sana geleyim yarar. Ben senden istemiyorsa.
Çünkü her şey üstüne ya sen koysun ve sen bırakmasın. Dök senin kutsal ruhunu bugün üzerim ya Rab. Dök senin bereketini bugün üzerim ya Rab. Aydınlık ver bizim karlı küreklerimize. Ve buradan çıkınca imanla ve merhametle doldur bize. Ve bugün niyet ettik senin adından senin üstüne. Bizim dua evlerimize gidelim. Orada da kardeşleri topla. Orada senin adını çatırır insan. Çünkü ben sana inanayım ve sana güveneyim. %100 aklımı ve fikrimi sana verdim. Yüreğimi sana verdim İsa. Sen güdücümüzsün ve başçomar mısın ya Rab? Gül bizden senin kendi yolların için. Ve sobramızdan bereketi veren sensin ya Rab. Bütün kardeşlerime sobramızdan bereket ver ya Rab. İşsizlere iş ver. Sen yardım et İsa. Biz bilmeyiz nasıl olacak ama en iyisini sen bilirsin ve sen yaparsın ya Rab. Ben sana teşekkür ederim bu güzel işlerin için. Hani gene de korudun bizleri atadan beraber ya Rab. Yardım eden sensin ve bereketli sensin. Senin ellerine bırakıyoruz bu kardeşlerimi. Sen bereketli ve sen yardım et. Amin İsa. Bereketli ya Rab. Amin.